Ben Sema. 44 yaşındayım. Bir köyde doğdum. Annem babam öğretmen. Aslında bunların benim başıma geleceğini hiç bilmezdim. Bunları yapabileceğimi hiç düşünmezdim. Hayatımın her alanında hareket vardı. Ama bu kadarını beklemiyordum. Yaşım hayatımın dönüm noktasıydı. Çünkü evlendim. Aslında evlenmeyi hiç düşünmemiştim. Hiç kurgulamamıştım. Bir anda oluverdi. Bir askerle evlendim. 10 yıl evli kaldım. 10 yıl sonra boşandım. Eşimin asker olması biraz sanki beni aşağı çekti gibi. Ama sanırım içimdeki Sema'yı çıkaramamamda evliliğimin etkisi vardı. Yaşımda çok yakın arkadaşım bisiklet turlarına katılmaya başladı. Bana Sema sen bisiklete binebilirsin aslında dediler. Benim de 37 yaşıma kadar hayatımda bisiklet hiç olmadı. Bundan sonra da olmaz diye düşündüm ve yapamam diye düşündüm. Olmaz dedim. O zaman gel turlara dediler. Nasıl geleceğim? Arabayla bizi takip et, bizim eşyalarımızı taşı dediler. Bu biraz dokundu tabii bana. Bir de bisiklet turlarında 15 kilometre, 10 kilometre hızla araba kullanmak çok sıkıcıydı. Tabii arabayla giderken onların yüzlerine bakıyordum. Ve arkadaşlarımın yüzündeki değişimi gördüm ben. Acaba yapabilir miyim diye düşündüm. Cesaret edemedim başlangıçta. Ve sonra Bandırma'ya gittiğimde babama sordum. Baba, 37 yaşımdan sonra bisiklete binmeyi öğrenebilir miyim? Ben geç mi kaldım baba dedim. O da hayır kızım, hiçbir şey için geç değil dedi. İstersen ben sana yardım ederim dedi. Ve beni Bandırma'da sahile düz bir alana götürdü. Beni tuttu, itmeye başladı. Bir süre peşimden koştu. O sıralar 68-69 yaşındaydı. Tabii de baba kız ilişkimizde de çok farklı bir nokta oluştu. Ben yapamayacağım galiba dedim. Babam da yaparsın kızım dedi. Ama babamın yüzündeki mutlulukla arkadaşlarımın yüzündeki mutluluk aynıydı. Bu bisiklet gülümseten bir şey galiba. İnsanın hayatını farklı bir yöne kaydıran bir şey galiba diye düşünmüştüm. Bisikletle kendi yüreğim arasında bağlar kurmaya başladım ve kendi yapım arasında bağlar kurmaya başladım. Bu bende bir tutku haline gelmeye başladı.
Bisiklet hayatıma girene kadar aslında hayatımda otomobil vardı. Arabaya bindiğinizde aslında çok uzak mesafelere gidebiliyorsunuz. Çok da hızlı gidiyorsunuz. Bence sorun da bu. Niye bu kadar hızlı gidiyorsunuz? Yolculuk yaparken, araçla yolculuk yaparken aslında birçok şeyi fark etmediğinizi sonradan fark ediyorsunuz. Pardon. Sizin konuştuğunuz kişi şurada mı? Ben buradan bir ses duyuyorum da. Şurada biri var ama. Ama yok, konuşmaya devam ediyor galiba. Melike. Ha gel. Bak işte buluşamadık yani. Ben bir duydum saatte. Sesi. Sağ olun. Rica ederim. Arabadan indiğiniz an ve bisiklete bindiğiniz an o yolun farkına varmaya başlıyorsunuz. Araçta hissetmediğiniz kokular, araçta görmediğiniz manzaralar bisiklette görülebiliyor. Bisiklet sizi yavaşlatırken aslında ruhunuzu da yavaşlatıyor. Ve arabada düşünmediğiniz şeyleri bisiklette düşünmeye başlıyorsunuz. İnsanın hayatına bisiklet girdiğinde insan kendi içine dönmeyi de öğreniyor. Kendisiyle konuşmayı öğreniyor. Pozitif. Merhaba. Ağacın içiyle tanışıyorum şu an. Merhaba. Merhaba. Aa, çok güzel içi. Kapak fotoğrafı. Ah, çok güzel. Bisikletle de. İçi bambaşka biliyor musun Filiz? Gel bir bak. Gerçekten çok ilginç. Evet. Çok güzel. Semagülle. Ve semagül ve ağaç. Alışkınız biz odunlara. Hocamlar güzelmiş amca. Ya açınca çok güzel oluyor kokusu. Aa, bunun kokusu farklı. Ay, elimmiş bu. Burası çocuklar ben de... için. Ama çocuklar için, ben de çocuğum. Değil miyim çocuk? Biraz geçmiş bir çocuksun ama olur mu? Sonra ben gideceğim. Senin ismin ne? Benim adım Demir. Demir. Oo, Demir ve Herkül. Bence muhteşem ikili. Filiz, ben seni şurada çekeceğim çünkü ışık muhteşem. Artistik poz vereyim. Dik durayım değil mi Sema? Bir de yana doğru dönsene yüzün. Profilden çekeyim seni. Aa, çok güzel. Ay, kırışıklıklarımı şahane. Yok, görünmüyor kırışıklar. Otobüsle, dolmuşla ya da arabayla gitseydik bu kadar insanı görmeyecektik. Ondan sonra mandalina toplamayacaktık. Aklımıza bile gelmeyecekti. Ama şimdi bir köpeği sevdik. Evet. Okey. Bir çocukla tanıştık, Demir'le tanıştık, Hatice teyzeyle tanıştık. Yani bir pazar günü daha ne kadar güzel geçebilir ki? Gelmez. Haydi bakalım. Ye. Şimdi birazdan köprüye gireceğiz. Biz bisikletliler bu köprüye girdiğimiz zaman mutlaka ya şarkı söyleriz ya çığlık atarız. Bu bizim ritüelimiz gibi bir şey. İçerideki akustik muhteşem. Bence içeride konser verilmeli. Kendimi bildim bileli hep bir sosyal çevrenin içindeyim. Aslında insanların içinde var olmayı çok seviyorum. Gerek yok. No problem. That makes me nervous. Her zaman bir sosyal çevrem oldu benim. Her zaman da yaptığım bir faaliyet olmuştur. Küçüklüğümden beri şarkı söylerim. Piyano çalmaya çalışmıştım. Keman çalmaya çalışmıştım. Mutlaka arkadaşlarımla bir yerlerde sohbet etmeyi severim. Bisiklet hayatıma girince bir arkadaş grubumuz vardı, kadınlar grubu.
ve bir erkek arkadaşımız tur düzenliyordu. Ve bu turda daha çok kas gücü gerektiren ve çok uzun süren bir turdu. Ben de o erkek arkadaşımıza dedim ki keşke daha kolay bir tur yapsam. O da bana dedi ki gelebilen gelsin. Ben de ona dedim ki ben öyle bir tur yapacağım ki sen gelemeyeceksin. Amacım kadınları yüreklendirmekti. Ama bu kadar kadını yüreklendirebileceğimi nereden bilebilirdim ki? Süslü kadınlar belli bir felsefeyle başlamadı. Aslında doğaçlama gelişti. Ve aslında erkek egemen toplumun içinde kendiliğinden gelişen bir çiçek gibi süslü kadınlar bisiklet turu. Bugün güzel bir gün. Kız arkadaşlarımla beraber, yakın arkadaşlarımla beraber kemer altına gidiyoruz. Çiçek alacağız. Süslü kadınlar bisiklet turu için süslenmeye gidiyoruz. Türkiye'de kadın olmak zorken, bir olayın öncüsü olan kadın olmak daha da zor bir şey aslında. Bir Türk kadının etrafı görünmeyen ağlarla örülü. Erkek egemen toplumda kadının çok fazla sivrilmesi istenmiyor. Sana bazen bunu yapamazsın, bir kadın bunu nasıl yapar dediklerini hissediyorsun. Ama sonra yaptığında kendinle gurur duyuyorsun. Bisiklete geç başlamam diğer kadınları etkilemeye başladı. Ben de sanırım o insanlara ilham vermek istedim, yüreklendirmek istedim. Sanki kadınların bir başka kadının tarafından yüreklendirilmeye biraz olsun ihtiyacı var. Süslü Kadınlar bisiklet turunda benim amacım daha çok kadının sokağa çıkmasıydı. Çünkü bir kadın istediği kıyafetle sokağa çıktığında, kadın görünür olmaya başladığında toplumun buna alışacağını düşünüyorum. Ve bir kadın sokağa çıkarsa dünya değişir diyorum her zaman. Hoş geldiniz. Yok ya, ben de yapıyorsam şöyle Size takın hanımefendi. Ya aşk olsun, çok güzel yaptınız. Bizim mesleğimiz ama bu. Hanımefendi siz de. Eğer ben bir kadında belli bir yaştan sonra bisiklete bindiğindeki o zafer gülümsemesini görürsem kendimi başarılı sayacağım. Süper oldu. Çok tatlı. Bu turun en genç katılımcısı olacak. Ay, çünkü 15 aylık. Çok güzel minnoş. İlk defa profesyonel bir makyaj yaptırıyorum. Çok heyecanlıyım. Ben normalde pek oje sürmem, saçlarıma bir şeyler takarım ama bu kadar abartılı şeyler yapmam. Bir tuhaf geliyorum kendime. Biraz yabancılaşıyorum ama yine de inanılmaz bir heyecan var.
Bence süslü kadınlar bir şeyleri değiştirebilir. Başlıyor. Yan tarafında da bisikletçi arkadaşım yaşıyor. Onun evinden akın akın süslü ve güzel kadın çıkmaya başladı. Benim evimden de akın akın süslü ve güzel kadın çıkmaya başladı ve sokak bir anda şenlendi. Her yerde çok güzel giyinmiş, süslenmiş kadınlar ve bisikletler vardı. Adım atacak yer yoktu. Ve o kadar heyecanlandım ki o kalabalığı görünce ağlamaya başladım. Çok üstünde güzel geçti bence. Gerçekten inanılmaz kalabalıktı ve ben çok heyecanlıydım. Özellikle müzik bence çok renkli hale getirdi turu ve ben bu kadar özleneceklerini hiç düşünmemiştim. Muhteşem kadınlar, muhteşem bir çiçek deryası vardı ve inanılmaz heyecanlıydım ben. Düğünlerine hazırlanır gibi hazırlanmışlar. Her yerden çiçekler sarkıyordu, saçları bambaşka, kuaföre gitmişler, makyajlar yapmışlar. O kadar özenmişler ki düğün yeri gibiydi, bayram yeri gibiydi. Çok güzeldi. Türkiye'de bir kadın eylemi yapmak aslında çok ürkütücü. Çok korkularım var benim. Çünkü bu ülkede bombalar patlıyor. Bu ülkede kadınlar ölüyor. Belki turda bir bomba patlayacak ve şunun için dua ediyorum. Lütfen bir bomba patlayacaksa sadece ben öleyim. Çünkü o tur benim öncülüğümde devam ediyor ve kimsenin kılına bile zarar gelmesin istiyorum. Hangi
Ben de yapayım mı? Yapın. Ne yapıyorsunuz? Bence bu ülkenin gülümseyen eylemlere ihtiyacı var. Ben Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu gülümseyen eylem olarak tanımlamak istiyorum. Aslında bu tur benim okulum ve kendi iç yolculuğum. Ben aslında Sema'yı öğrendim. Sema'nın neler yapacağını, neler yapamayacağını öğrendim. Sınırlarımı gördüm. Nelere evet, nelere hayır diyeceğimi gördüm. Kendi içimdeki gücümü fark ettim ve güçsüzlüğümü fark ettim. Bisiklet, özgürlük ve kadın bir araya gelirse bence dünya daha güzel bir yer olacak.